Merhaba Retro Oyun Severler Podcast yayınlarımıza bilgisayarda oyunculuk deneyimlerimizi paylaşacağımız bir bölümle devam ediyoruz. Ben Serkan Arslan, yanında tabii ki Cengiz Ermiş. Merhabalar. Ve Durul Varol var. Selamlar. Bölüme geçmeden önce retro oyun gündeminde gözümüze çarpan gelişmelere kısaca bir göz atacağız ve her zaman olduğu gibi SNES Mini ile başlayacağız. Evet. Vallahi ya, çok aralar veriyoruz ya böyle. Ya böyle ilk piyasaya çıkışı hiç bulunmadığı zaman bir de tekrar piyasaya çıkışı falan diye öyle denk geliyor. 3 podcast öyle denk geliyor. Ya da biz yani podcastleri Nintendo'ya göre şekillendiriyoruz. Nintendo ürün süreceği zaman podcast yapıyoruz. Evet ya, mutlaka yapmamız lazım. Hani arkadaşlar öyle bir şey yok yani. Kesinlikle biz buluşabildiğimiz anda yapıyoruz. Hani soranlar, merak edenler oluyor. Niye yapmıyorsunuz? Yapın gayrı şeklinde. Yani o son podcast'ten bu yana üçümüzün bir araya geldiği yok. İlk tarih. Evet, tabii. İlk gün böyle oluyor. Tabii ki ikili olarak buluşmalarımız olabiliyor ama maalesef üçümüzün bir araya geldiği bir dönem olmadı. Hatta birbirimizin arkasından işte şu gelmese de ikili mi yapsak falan gibi komplolar da kurduk ama olmadı. 3 kişi olmayınca bizim bu işler olmuyor abi. Bundan bir önceki fırsatta ben patlamıştım. Siz Mortal Kombat Plug and Play'lerini çekmiştiniz evde Serkan'la. Evet. Mortal Kombat o kadar Plug and Play'i çekmiştik. Başka ne çekmiştik o gün abi? O gün bir de kolları falan denemiştik. Sega Saturn'un kablosuz kollarını denemiştik. Yani epey bir oluyor. Bir önceki en yakın fırsat bile, ki o fırsatı da değerlendirememiştik. Evet yani gerçekten önemli mevzular oluyor hayatımızda şu sıralar. O yüzden yoğun dönemler oluyor yani. Denk gelemiyoruz. Yani hepimizin de İlginç bir şekilde yoğun bir dönem. Anlamak istemeyen bazı arkadaşlar var. Yahu gidin bir kafeye, açın telefonu, konuşun ona, ne olacak ki bilmem ne falan diye. Ya tamam, evet hani o kadar basit gibi geliyor da en basitinden İzmir'in 3 ayrı yerinde oturuyoruz. Cengiz'in bir ailesi var. Hatta bekar olan tek adam benim. Evet. Kafasına göre dolaşma lüksüne sahip olan ve son 3 aydır uğraşmakta olduğum bir tez vardı benim. Akademik olarak biraz kilit bir vaziyetteydim. Bir de yıllardır çalışmakta olduğum bir albüm çalışması vardı. Bunların ikisini de son raddesine geldiği için zaten Cengiz'in dediği gibi oturup çay içmeye falan bile bir vaktimiz tabii olmamıştı. Yani bir de bit pazarları bizi buluşturan bir mecraydı. Bit pazarına kapattılar İzmir'de. Ufak tefek sağda solda açtık dediler. Tat vermedi. Orada da artık ben hiç gitmedim biliyor musun? Halkapınar kapandıktan sonra ben de gitmedim. Ya Halkapınar'ın ikinci dönemi bile çok keyifli değildi de hani o ilk gıda pazarının tam beton kısmında olduğu zamanlar biz bit pazarına gidilir. Oradan da ya oturulur çay çorba içilir ya Cengiz'e gidilir. Bir şeyler yapılır tarzı bir toplaşma vardı. Evet yani mesela aslında hani diyorsun ya bir kafeye toplanın, ortaya telefonu koyun, kaydedin. Ya kafeye gidip toplanabilecek olduğumuz zaman zaten birimizin evi müsait oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela kafeye, o vakite ayırmak. Kafeye gidin muhabbeti varsa şu an benim evin salonundayız. Klimayı bile kapattık. Gürültü olmasın, dip gürültü gelmesin diye. Yani bir kafeye gidip de oradaki etrafın gürültüsünü süzebilecek, farklı kanallardan direkt sesimizi alıp yaka mikrofonlarıyla kayıt yapabilecek bir teknolojiye sahip olmadığımızdan dolayı ya kimi insanlar dışarıda da bir dış çekim yapma imkanımız pek yok. Prodüksiyon kalitesini çok umursamadığı için ya tamam arkadan ses gelsin yeter ki siz konuşun diyor. Çok sağ olsunlar tabii. Bu inanılmaz güzel bir şey, bizi bol bol dinlemek istemeleri ama olamayınca da olamayabiliyor. Kusura bakmasınlar. Evet, daha sonradan onun düzenlemesi falan cidden senin belini bükecektir yani. Öyle bir şey yapsak bile. Benim manyaklığımdan dolayı hani normal şartlar altında bunu hiç editlemeden de ben piyasaya versem kimse de vay efendim niye konuşma aralarında 3 saniye var, niye diyorsunuz falan demez. Gene tabii dinlenir. Ama o benim kişisel tatminim olduğu için öyle bir edit olayına giriyorum ben de. Evet işte yani bizim böyle yoğun bir dönemimiz oldu arkadaşlar. O yüzden ara vermek zorunda kaldık. Yine hani biz yine bir tarih veremiyoruz. Bugün toplandık, bunu kaydettik. Bir sonraki kaydımız 2 hafta sonra olacak falan da diyemiyoruz. Ama her fırsatta her üçümüzün bir araya denk gelebildiği zamanlarda bunu yapabiliyoruz. Yani demek ki podcast başladığından beri biz kaçıncı bölümdeyiz abi mesela? O kadar sefer buluşabilmişiz demek ki. Evet. Ya ilk zamanlarda podcast mevzusuna girmenin de motivasyonuyla haftada bir falan yayın yaptığımız abi, bir ay olmuş bizim. Bir de bak benim şöyle bir durumum var. Ben hafta içi saat 4'ten 7'ye kadar hep müsaittim o zaman. Çünkü evet, çocuğu ben almıyordum. Doğru. Artık çocuğu da ben alıyorum akşamları işten sonra. Öyle olunca benim gece 11.30'a kadar vaktim olmuyor hafta içi. Haftada bir yayın şu anda buluşma imkanımız da olsa zaten konu olarak çıkmaz. Şaşırdım düşüyor benim. İkili de konuşmuştuk ya, aslında konu var. Biz çok seçici davranıyoruz. Ha tabii canım. Konu var. Ben sana bir sürü liste yaptım mesela geçen gün. Lan bunları konuşsak aslında en az 50 dakikalık 40 dakikalık mevzu çıkar. Tabii biz istiyoruz ki belgesel gibi program olsun. Aslında o kadar belgesel ve belge niteliğinde bir yapım. Buna gerek yok. İnsanlar sohbet seviyor ve o dizdiğim konularda en az 40 dakikalık 50 dakikalık sohbetler çıkarır. Tabii biz yani bu profesyonel bir mecrada yapacak olsak ya da işte biz bunu devamlı profesyonel bir iş gibi görecek olsak zaten en kötü 2 haftada bir şeyler çıkartırız. En kötü. Tabii canım. Yani ama hani bu dediğimiz gibi hem bizim paşa gönlümüzü eğlendiren bir bir aktivite olduğundan ve o yüzden de seçici davrandığımızdan bu kadar diyor. Ara yoksa vermedik. Malzeme çok bizde. Şimdi yanlış anlamayın. Ya ara mı verdiler, bittiler mi falan çok çıkıyor. İşte gene hep sözlükte bir entry yazılmasına denk geliyor. Sözlükte gene yeni keşfeden bir arkadaş yazmış işte sanırım ara vermişler uzun süre olmuş diye. Ya ara verilecek ya da sonlandırılacak bir şey değil bu. Çünkü hani hiçbir getirisi götürüsü olmayan bir şey bu. Yani tamamen keyfi olduğu için podcast'e ara verdik. Hani şey demiyoruz. Cengiz, Serkan bir iki ay ara verelim mi şu podcast'e gibi böyle bir şey olmuyor. Çok yoruldum. Çok çalıştım. Şey kafasında sanki biraz yani hani MFÖ böyle gider herkes kendi başına takılır ondan sonra gelir bir albüm çıkartır sonra gider takılır ya. Yani hani hepimizin yaptığı ayrı işler var. Cengiz devamlı video yayınlıyor. İşte ben kendi başıma takılıyorum. Sen şeyler yapıyorsun işte kayıtlara giriyorsun falan filan. Herkesin ayrı işi var ama bu herhalde bitmeyecek. Bu hobi sürdüğü sürece biz böyle top arkadaşlığımızı sürdüğü sürece yani ilk bölümde söylemiştik devamlı işte. Devamlı ara ara buluşacağız ve bunu yapacağız. Muhabbet ediyoruz nasıl olsa şu konsollarla ilgili, gelişmelerle ilgili. Bari bunları belgeleyelim dedik. Yani biraz önce de kayıda başlamadan önce gene birazdan bahsedeceğimiz şeyleri konuşurken de böyle bir mini podcast bölümü de çıktı aslında yani. Biz evet, kendi aramızda konuşurken bile susun podcast gidiyor falan diye bir yani tribe girdik. Konuştuğumuz ziyan olmasın. Varsa da meraklısı 3-5 kişi dinlesin derdimiz budur. Nintendo dedik abim. Nintendo NES Mini ve SNES Mini'yi tekrar üretme planları içinde sanıyorum ki. Evet, nasıl vaziyet? SNES Mini'yi zaten sürekli olarak piyasada bulunduracaklarını ama NES Mini'yi tekrar üretmeyeceklerini söylemişlerdi. Scalpers da bayağı sevinmişti yaşasın evet, diye. Millet ellerindeki stokları kalın bir şekilde sokabilecekleri için çok sevinmişti. Hani daha önceden alıp stok yapan arkadaşlar. Ama Nintendo bunu görünce daha sonradan çıkarabiliriz aslında. O kadar da şey etmeyin canım diye bir duyuru yaptı. Yakında da resmileşti yani. Bu yaz içerisinde hem NES Mini'yi hem SNES Mini'yi raflarda görmemiz mümkün olacak. Anakartı zaten %150 aynı olduğu için bu iki ürünün hani SNES Mini'yi bastıktan sonra talep varken NES Mini basmamak da çok mantıklı. Gerçi Nintendo ya, mantık anlatmak şeyi o. Nintendo'nun olayı o. Bir tane Amiibo muydu? Ne zımbırtısıydı? Limited yaptık biz bunu dedi. Millet aldı stokladı. Sonra birbirine yüksek fiyattan sokuşturdu. Ya aslında yapsak da ne güzel olur dedi. Tekrar sürdü piyasaya. Yüksek fiyat verenlerin hepsi bir posta sövdü yani. Yoga instructor'dı galiba bahsettiğin Amiibo. Ama Amiibo dünyasında değilim. Mahir'le bir Amiibo bölümü düşünüyoruz. Onun çünkü koleksiyonu resmen her gün büyüyor adamın Amiibo koleksiyonu. Bir o konuyu ele almamız lazım. Aslında ne kadar geç yaparsak da o kadar da büyük bir koleksiyonu çekmiş olacağız. Bakalım o öyle bir fırsatta kolluyoruz. Peki bu SNES Mini'nin çıkış tarihi konusunda herhangi bir öngörü var mı? Ya da sızdırılmış bir şey var mı? Yoksa çıkartacağız arkadaşlar mı? Almayacağım için ön sipariş şeyi açıldı ve kapandı. Geçtiğimiz günlerde ön sipariş açıldı, kapandı. Şimdi Facebook gruplarından bir arkadaş o ön sipariş linkini paylaşmıştı Amazon'da. Evet. Hangi grup ya da hangi arkadaş inan hatırlamıyorum. Kusura bakmasın eğer dinliyorlarsa. Orada grupta. 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar veriyorum. $125 artı $15 kargo gibisinden bir fiyat vardı. Orijinal fiyat mı bu? Amazon'da pre-order'daki fiyattı. O dolar üstünden de. Yani dolar eski fiyatından daha pahalı olacak yani. Dolar üstündendi. Şimdi zaten Amazon D değildi sanırım ya. Yani Com'du. Amazon D'nin bu arada göndermediği ürünleri Com göndermeye başladı. D'nin bir esprisi kalmadı. Com'a girin yani. Zaten D'de bedava kargoyu da kaldırdı. Evet. Artık D'de bedava kargo yok. Ayağımız alıştı. Com'dan devam. Com'dan belki de o stratejileri oydu. Şuna geleceğim. Dolar oldu 4,5. Hani seçim olacak. Biraz iner biraz çıkar ama biz 4,5 kabul edelim. $140 gibi bir fiyat. Zaten o fiyattan alırsan sen dedin ya bazı arkadaşlar doldurdu eline de köklediler. O kökleyen arkadaşların fiyatına gelmiş olacak. Evet o da bizim kurumuzla ilgili bir durum. Hayır bizim memlekette işte o kökleyen arkadaşların fiyatlarına denk gelmiş olacak. Yani bugün NES Mini istiyorum ama gidiyor'a girdiğimde 600 liraya satıyor. Oh bak Nintendo ne güzel tekrar satacakmış dememesi lazım arkadaşların. Çünkü altı üstü aynı fiyatlara denk gelecek Nintendo gibi gözüküyor. Nintendo şu anda memleketimize resmi olarak da penetre olma aşamasında. Acaba bu aletler onları kapsayacak mı diyorsun? Böyle CD medya bunu getirecek mi diyorsun? Evet işte yani? Bunu Migros'ta, Teknosa'da, Cart'ta görür müyüz acaba bunları raflarda? Bak şimdi geldi aklıma o benim. Ya şimdi görebiliriz de ben de o bütün konuda yelpazesini getireceğim dedi adam. Evet. 3DS var, Switch var, başka da bir bok yok. 3DS var, Switch var, miniler var. Hayır, bir de yani onların oyunları var. Avrupa'da Amiibo'lar var. Bizde çıkmadı olmayacak gibi. Güzel. Yani oyun pahalı Türkiye'de satılmaz demeyeceğiz gibi bitiripler hani. Ya vaatlere ben karnım tok da inşallah öyle olur. O basın lansmanında adam öyle diyecek. Hani buradan yola çıkarak da NES Mini de işte gelebilir. Mağaza başına bir iki tane getirirler belki. Ya satış olduktan sonra biz de hani yarı Avrupa sayıldığımız için yani ne kadar başarılı olacaklar bilmiyorum tabii distribütörlükte ama. Ya şimdi bu CD medyanın gelmesi olayı da bizim memleketimiz memlekette olmayınca insanlar istiyor. Ben de istiyorum. Ya yeter ki gelsin bir muhatap bulalım. Gelince de işte Aral'la olan durum gibi, ne bileyim, daha ufak satıcılar var işte. Gizala falan, hani isim vermek sorun olmazsa. Getiriyor bu sefer adamlara bin türlü söylüyor. La getirdiğinizde bizim üstümüzden bilmem ne yapıyorsunuz falan. Bakalım CD Medya ne olacak? Yani ilk önce herkes davul zurna çalıyor. Ondan sonra herkes sövüyor. Bunun bir arası olması lazım yani. Abi, hani orada gelecek fiyatlara da bir bakmak lazım. İster istemez burada zaten bir vergi koyacaklar. Bavul ticaretiyle gelenlerden çok daha uçuk olmazsa herkes garantili alet almayı tercih edecektir doğal olarak. Bavul ticaretiyle gelenlerin de garantisi devam ediyorsa bakacağız dediler. Evet. Öyle dediler. Güzel. Yani bak, nereden alındı? Yok, nereden alındığına bakmayacağız. Evet. Hatta Murat Oktay'ın bir röportajında izlemiştim ben. İlk bu haber çıktığında oradaki Yunanistan'daki olayı siyasetiyordu galiba. Bakacağız dediler. Evet. Bakacağız dediler. O çok... Garantisi bitmişse veya garanti ihlali söz konusuysa ücreti mukabilinde... olsun ya, gerçek yetkili servisi baksın da tabii. Çankaya'da salak saçma yerlerde ya da kendim evde açmaya kalkmayayım cihazı. Çok güzel bir şey. Evet, o güzel bir olay olacak. Yani ben dediğim gibi $125 pre-order gibi gördüm. Sen bir €70 ile €100 arasında satılacak şöyle, bir şey söylemiştin. €70 NES Mini tek koluyla, SNES Mini iki koluyla €100. Yani yine bir bindirme yapmışlar. Çünkü 60'tan satmıştı herhalde NES Mini'yi. SNES'i de 80'di galiba. Evet, 60-80 gibi. Yine bir giydirme olmuş. Birine 10, birine €20 madem gibi giydirme olmuş. Parayı bize verin. O kadar millete yüksek fiyatları verdiniz. Ya geçen sefer ben uzun anlatmıştım. Dayanamayacağım. Gene azıcık değineceğim. Abi bu aletlerin benim gözümde koleksiyon cihazından başka çok bir değeri yok. Hani Amiibo gibi işte. Pahalı Amiibo. Aynen öyle. Hani bu şey oluyor ya. O NES Mini çıktı. O zaman işte ben artık televizyonumda NES oynamaya başlarım diyen arkadaşları gerçekten aklım almıyor. Hani bu kadar mainstream'e inmesine gerek yok. Hani bu tarz şeylerden haz almak için zaten senin cebindeki telefon, evindeki bilgisayar, yani her türlü alet Nintendo, Super Nintendo oyunu çalıştırabiliyor. Çalıştırabiliyor da. Maksat Super Nintendo oyunu oynamaksa. Şimdi herkesin cebinde telefon var diye, herkesin evinde veya kenarında atıl duran bir Wii'si bilmem nesi var diye şey olmuyor ya. Sen hakim biri olarak o insanların o mevzuya ne kadar gizemli geldiğini anlayamıyorsun. Adam belki NES oyunu oynamak istemiyor. NES Mini ile oynamak istiyor yani. Hani öyle bir durum olabiliyor. Emülatörün içinde oyun olmayışına, oyun listesinin boş çıkmasına anlam veremiyor. Yani tamam, hiç bilmemek olabilir ama şimdi hiç bilmeyen vatandaşlarımız için senin senaryonda kavramı bilmiyor. Hani adam NES'in içinde gelen 30 tane oyuna tabi olacak yalnızca. Abi bık oyunda, telefonda oyundan ne anlıyorsunuz diyen adam var ya yıllar önce. O adamın cebinde artık o bık telefon var ya, hani kurcaladığı. Tam kendi Crash oynuyor. Kendi Crash oynayan adam o emülatörü yapamaz, kuramaz. Onu nasıl arayacağını bilemez. Arkadaşı varsa yapar, eline verir. Al kardeşim oyna demediği sürece o adam onu yapamaz. Ben buna hani bir cehalet olarak falan bakmıyorum aslında. Hani resminin hitap edebileceği kitleyi de anlıyorum ama ben bizim bu kadar filtreden geçiriyor olmamızın ülke olarak paramızın değersizliğiyle ve gelir seviyemizin düşüklüğüyle alakası olduğunu düşünüyorum. Tabii ki canım. €70 değil, €70 olsaydı üçümüz de alacaktık tabii burada. Ki de. Tabii. €70 değil. Şimdi BİM'den gidip BİM ne ya? BİM'e gelir €100 değil. €150 olsa yine alacaktık. Yani €150 olsaydı herhalde üçümüz de alırdık. Ama tabii fiyatlar afaki bir seviyeye ulaştı. 700 lira söz konusu. Yine onunla oynamazdım belki. Yok, hayır. Paketini açmazdım ben de. Ama hani şu anda €700 NES Mini'ye vereceğime en azından giderim işte daha bir PlayStation'dır, Xbox'tır, ikinci el bir şeydir. Tabii, konsol alırım, büyük konsol alırım. Yoksa diyor. Elinde. Tabii canım, PlayStation 4'ler falan ikinci el Xbox'ların €800. Xbox 360 var ya, €350. Evet ve soft mod, mod çirkin yollarla da çok güzel kullanılıyor. Ya hani içinde de emülatörler oluyor evde. O yüzden diyorum yani. Emülatör diyeceksek ben gene V diyeceğim de. Yani sıfır ürünü arıyorsan Raspberry Pi diye bir alet var. Hani tamam, herkes bunu bilmek zorunda değil de ya o NES Mini gelecek diye sevinenlerin yarısı biliyor bu aleti. Onu da biliyorum. Raspberry Pi kullanmak zor değil ama gerçekten böyle 1985'te NES oynardık lan falan diyen adamın Raspberry Pi'den anlama ihtimalinin çok da, hepsinin diyeyim en azından, çok da mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani emülatör bile adama gizemli geliyorken üstünde devre elemanları görünen kart adama ne kadar korkutucu geliyordur. Hazır ürün olmamasından. Hazır paketli ürün olmamasından. Paketleyip satanlar da tam çakal. Retro istasyonu satıyorum. Tabii canım. 1000 lira. İstediğin oyun içinde. Olmayan da atarız abi. Bu adamı da 1000 lira verilir mi be? Bir de şöyle bir şey var. Yani Raspberry'de yine dolar kurundan, döviz kurundan mütevellit. Bir retro oyun makinesi yapmak için feda edilecek bir seviyeyi aştı. Yok yani 50 lira. Abi gene. 50 liraya şu anda Raspberry Zero'lar var abi. $10. Ha, NES oynarsın. Ya, SNES oynar mısın? Hayır. Ya, Raspberry Zero şey işte sendeki ilk model Raspberry'nin daha yüksek RAM'lisi. Valla. Pardon, daha yüksek işlemcilisi. Hı. Yani Sega, bütün Sega'ları, Sega CD dahil işte Nintendo, Super Nintendo ve NES'leri, Game Boy oyunlarını, Game Boy Advance oyunlarını, Commodore 64'leri, MSX'leri. Hadi tamam, Commodore 64, MSX falan o kadar derine inmeyelim. Bunlar milletin çok umurunda olan şeyler değil de Nintendo'nu oynarsın lan işte. Ve kompozit bağladığın zaman da ya ben senin evde Family Game'i bağlayayım 37 ekran televizyona. Yanına da Raspberry'yi kompozitten bağlayayım. Hangisi diyeyim. Abi anlama ihtimali zor ya. Hani Raspberry'den anlıyorum. O kadar de pürist hani şey değil. V'den anlayamıyorum da. V'den anlaşılmıyor. Raspberry'den anlaşılıyor. Raspberry'de 15 Hz modu yaparsam anlamazsın. Modunu falan bilmem. Yani şey değil. O kadar da hani hele işte NES Mini'yi de o yüzden kızıyorum abi. HDMI olmasından ötürü diyorlar. O HDMI de çok müthiş aslında, bir HDMI değil aslında. Latency var hayvan gibi. Ben şöyle bir çözüm yaptım. Yani buna bir çözüm bulmak amacıyla yapmadım da. Bu zaten NES Mini'lerin çıkması en çok beni 8BitDo'nun ürünleri tarafından sevindirdi. Güzel ürünler çıkartıyorlar. 8BitDo'nun NES için olan kablosuz kontrolcü adaptöründen aldım ben. Bunu NES'e taktım. NES'in içinde de çok oyunlu bir kartuşum vardı ve beni ziyadesiyle tatmin etti yani. En azından bir de gerçek hardware kullanıyorsun. Neyse gene çok Nintendo konuştuk. Şimdi Nintendo yine bu gazı verdi. Ondan sonra ürünleri çıkarttı. Bu sırada verdiği gazla diğer firmalar da mini konsollar çıkartmaya başladı. Haberleri daha önce gelmişti ama artık elle tutulan gözle görünen ürünleri sürmeye başladılar. C64 Mini sanıyorum Kickstarter'dan çıkan bir üründü. İnsanlara bayağı bir heyecan vermişti ve FOS çıkmadı ürün. Piyasaya çıktı. Şu an satın da alabiliyorsunuz retail olarak. Fena bir alet değil. Hani kasasının kalitesi. İçindeki mesela içine herhangi bir devre kartı koymamışlar. Gene C64 Mini için özel bir kart tasarlanıp emülatör de tabii software emulation yapıyor. Hani C64 DTV gibi içinde bir şey yok. Hardware klon yok. Gerçek bir hardware klonu yok. Ama emülatörü de sisteme kendi üzerinde çalıştığı işlemciye optimize edilmiş bir emülatör olduğu için fena değil. Dışarıdan oyun yükleme, klavye bağlayıp da basic kullanma gibi güzel şeyler var. Oyun seçkisi işte bizde, biraz tırt ama bizde oyun seçkisiyle ilgili şöyle bir şey var. USB bellek destekliyor. Evet. USB belleğe tek bir oyun atıp sonra düzeltecekler onu. Evet, firmware ile düzelteceğiz dediler de bir oyun atıyorum game.data mı? Data ne yapıyorsun adını? Oyunu attıktan sonra yani standart bir isim veriyorsun. Disket sanıyor USB'den taktığın oyunu ve disket yükleme komutu verdiğin zaman onu USB'den yüklüyor anladığım kadarıyla benim. Yani kişiselleştirebiliyorsunuz da. Her böyle incelemesini yapanın değindiği bir nokta. Ay işte klavyesi çok sevimli duruyor. Keşke çalışsaydı. Onun nasıl bir masraf katacağını düşünüyor musun? Masraf. Hadi tamam diyelim ki insanlar o masrafı vermeyi göze aldı. Abi o kullanılmaz ki. Kalem ucundan basacaksın. Yani stylus'la falan dediğin gibi kullanmak lazım. Çok sevimli duruyor ve gayet de güzel. USB. Ha, 2 USB'si olması biraz insanları üzdü. Bir ara yanlış mı? Habla falan kullanıyorlar. Ekmek kutusu kasalı Commodore 64'lerin PC versiyonu mu çıkmıştı? Veya içine PC kurabildiğin kasalar mı çıktı? Abi şöyle Atari'de olduğu gibi Commodore firması da Commodore ismi de hatta hep deriz ya keşke Levent Pekcan alsın diye. Sağdan soldan artık hani senin benim gibi insanlar tarafından bu marka alınmaya başladı. Her alan adam da Commodore ismiyle toplama tabiri caizse dandik Linux bilgisayarlar yapıyordu. Bir tanesi de diğerlerinden böyle daha ambitious çıktı bu vatandaşlar. Ekmek kasamsı bir aletin içine gene şey Linux değil Mini ATX. Mini ATX bildiğin şey x86 bilgisayar kurup satıyorlardı ama ne YouTube'da hacı ben böyle bir şey aldım bakın güzel gördüm ne işte o almayın çok çirkin gördüm rastlamadım işte bile. İşte ben de görselleri kalmış aklımda fotoğrafları bilmiyorum. Konsept miydi? Ürüne dönüştü mü? Ne oldu bu falan diye aklımda öyle bir şey kalmış. Ama yani gerçek zamanında Commodore kullanmış Commodore sevdalılarının çok sıcak baktığı fikirler değil bu Commodore firmasının daha sonraki fason Commodore firmalarının çıkarttığı ürünler. Fakat bu C64 Mini bu arada C64 Mini diyoruz çünkü Commodore lisansı yok elinde yani Commodore 64 Mini üzerine değil. Commodore yazmıyor hiçbirine. Commodore tuşunda da C64 Mini logosu falan var. Commodore severlerin biraz daha ılıman yaklaştığı bir cihaz olmuş. Anladığım kadarıyla hani biz üçümüz de Commodore'u çok geç satın alıp da böyle SD2IC çıkmasaydı Özay'dan ben hala Commodore'suz bir insan olurdum diye. Ben Commodore'lu bir insan olurdum. Açıp da oynamayan bir insan olurdum. Ya zaten şu anda Commodore'luyuz üçümüzde. Hatta işte disket emülatörümüz de var ama 3 ayda bir açıyor muyuz Commodore'u? 3 ayda bir açmıyoruzdur. Şöyle oluyor ama benim kurduğum zaman 3 gün oynuyorsun. 3 gün falan oynuyorum. Aynen öyle. Benim onu kurmam için şimdi içeride bir oyun oynayacağım bir alan yaptım kendime. Orada konsol fazla her şey. Koydu. Birazdan bu arada ben o odayı çekmeyi düşünüyorum. Serkan'ın oyun odası odası olarak ileride bu videoyu görebilirsiniz kanalımda. Eğer daha büyük bir eve geçersem ve bilgisayar içinde bir köşe ayarlarsam o zaman Commodore 64 ya da 128 Amiga ile beraber kurulur. Onun dışında da zor kurarım gibi geliyor bana. Aslında şey ya, Commodore hatta ben yaparım diye eski bir şeyde Pentium bir bilgisayarda topladım. İçime sinecek şekilde eski komponentlerden orijinaline yakın şekilde topladım ama onu da Pentium bir yerde... Pentium 3 mü demiştin? 3. 3 boyutlu hızlandırıcı kartın var mı? Var. Oy, güzel bir alet olmuş lan o zaman ha. Oynanır. Oynanır da yer koymak lazım. İşte bir CRT, bir monitör almam lazım falan filan. Yani bu benim bu evden taşınmamla paralel gidebilecek bir şey. Onun dışında kenarda duracak. Var mı öyle bir plan yakın zamanda? Yakın zaman için yok. C64 Mini böyleydi arkadaşlar. Sega'dan bir gelişme var mı? En son konuştuğumuzdan itibaren. Sega maalesef gelişme var. Hype'ı yaptı gene gitti AT Games'e yaptırdı. Yani Sega cihazı kendi içinde böyle indie house üretim bir şey yapsa, Nintendo'nun yaptığı gibi Sega Mini bir konsol yapsaydı gerçekten satılacak. Bir de abi tamam AT Games'e gene yaptır ama AT Games'i basma üstüne ya. Ya AT yani, Games'i ya sen yaptırdıktan sonra basma bir şey fark etmiyor artık. Hayır bak algıyla bile oynayamıyor adamlar. Şimdi AT Games bu arada Sega'nın sanıyorum son 10 yıl içinde bütün lisanslarını verip de dandik bir sürü klon ya da işte hardware emülasyonu donanım ürettiren bir firma ama bu cihazın 20 tane Sega ürünü varsa bunların 2 tanesini alıp da eve sokarsınız. Geri kalanları çocuğunuza vermeyeceğiniz kadar tatsız ve özellikle de retro oyun oynamak istiyorsanız bu retro oyunlara hak ettiği şekilde davranmayan, türlü oran bozuklukları, ekran yırtılmaları, kötü emülasyonlar yapan kalitesiz cihazlar. Geçen gün onu söyledim. Kalitesiz emülasyonun insanlarda algı bozukluğuna, zamanında o cihazları oynamış ve aklının bir köşesinde kalmış, bizim gibi merkezinde değil de aklının bir köşesinde kalmış insanlarda şöyle bir algı yanılması yapıyor gibi geliyor bana. Ya bu kadar çamur bir şeyi böyle kötü seslerle nasıl oynamışsın? Yani? Hayır öyle değildi ki. Sadece bu senin yanlış hatırlamana neden oldu. Aynen öyle. Bir de yani onun içinde sen bir dünyaya girmişsin, çıkmışsın, 3 gün oynamışsın, konsolu kapatmamışsın, oyun gidecek diye bir açıyorsun. Girmiş büyük bazı yerlere. Lan ya bu böyle değil diyorsun. Ben onu şeyde yaşamıştım. Sanırım Jurassic Park'ı emülasyonda açmıştım. NES mi SNES mi? NES daha beterdir. Şey tepeden görünüş olan. Bak ben onu şeyde Mega Drive'da oynamıştım. Mega Drive'da açtım. Tamam şey ha. Okay. Mega Drive'da tepeden açtım. Yok tepeden görünen versiyonu SNES'te var. Mega Drive'daki Rampage Edition bilmem ne falan şey 2D platformer onlar. Yok şey Mega Drive'da da tepeden görünen. Aa, o versiyonda var demek ki. Ya ben onda şey haftamı harcamıştım. Kardeşimle beraber ne güzel oynamışım. Şudur budur açtım emülatörde. Artık nasıl bir dandik Roma denk geldi şey emülatör platformuna denk geldiysem lanet olsun dedim kapattım. Ben o oyunda İngilizcesizlikten patlamıştım. Bir sürü mesajlar falan çıkıyordu. Hiç pır geçiyordu. Geçebildiğim yani deneyerek geçiyorduk. O mesaj olayında en çok patladığımız yer şeydir. Sen de oynadıysan patlarsın. Tsubasa. Arapça yazılı. Arapça şey görsel hafızayla Arapça kelimeleri ezberlemiştik yani nereye atıyor diye. Ben ona hiç uğraşmadım. Ya, ben uğraştım ve son rakibe kadar geldim oyunu bitirememiştim ben ondan. Emülatörlerdeki kalitesizliğin en büyük şeyi de hani sen şu anda en kaliteli emülatörleri de kullansan işte RetroArch falan kurup da böyle düzgün bir sistem de kurursan LCD ekranlarda bu oyunlar güzel olmuyor. Hatta bununla ilgili daha önceden de vermiştim bu linki tekrar vereyim. Neden olmadığına dair bir makale var. O zamanındaki birebir pikselle dizayn edilip de 4:3 ekranlara göre tasarlanması bu grafiklerin LCD ekranlarda daha doğrusu geçtiğimiz LCD ekranlarda taklit edilemeyen bir duruma mahal vermişti. Ama artık şu anda DPI'yi çok yüksek ekranlar kullandığımız için 4:3 görüntüyü düzgün oranlarda alabilmeye yavaş yavaş başladık 2018 yılında. Şey var, Pixel Perfect seçeneğini duyduğu zaman insanlar oyunu mükemmel oynayacağım perfect var ya sonunda. Öyle bir yanlış algıya kapılıyor. Sen az önce söyledin aslında da ben bir daha onun altını çizmek istiyorum. Pixel Perfect oyunu tamam tasarlayan adam Pixel Perfect'te tasarlıyor. Tam o çözünürlükte tasarlıyor ama onun 4:3 ekranda nasıl görüneceğini hesaplayarak programlıyor. Oradaki renk sızmalarını hani renkler birbirine karışıyor falan bir şeyler oluyor ya tüplü ekranda. Kompoziti bile gözünde bulunduruyor. Kompozitin yapacağı renk kaymalarını, renk sızmalarını, işte geometrik bozulmaları bile hesaba katıp onun düzeltmelerini veya o imkansızlığı bir etki yaratmak için bile kullanabiliyor. Yani sen eski bir laptopun varsa evinde S-Video ile bile bir 37 ekran tüplü televizyona bağladığın zaman o emülatörden çok daha fazla keyif alacaksın. En azından evet çocukken sanki böyle miydi diyeceksin. Yalnız YouTube'da adamın biri az bilinen 100 tane NES oyunu diye. Ulan 500 tane oyun var zaten. Az bilinen 100 tane NES oyunu diye bir paylaşım yapmış. Hangi emülatörden kaydettiyse ekrana kendimi bir karış otururken buldum böyle. Lan bu ne güzel çıkmış ya. Hadi diye. Valla benim çok hoşuma gitti. Ya RetroArch geçenlerde bir haber yaptı. Hadi gene gündemden sayılsın bu da. Gündemi de bayağı goy goy yaptık ama orijinal Nintendo konsoldan daha az input latency yapan bir emülatör. Gördüm onu, evet. Yani normalde NES, şu an hatırlamıyorum, 3 frame bir gecikme yapıyorsa, bildiğimiz NES'ten bahsediyorum. RetroArch'ınki 1 frame daha evvel tepki veriyordu, cevap veriyordu. Yani tuşa bastığımız zaman Mario artık emülatörde daha hızlı zıplıyor. Bu da müthiş bir şey. Tabii. RetroArch yani kontrolcüye bile bu kadar önem verdiyse belki video modlarına da o kadar abanmış olabilir. Evet, bir mail at, sormak lazım elemana. Çok abonesi olan biri değildi. 500-600 abonesi. Ha, mesaj atılabilir. Evet. Minileri konuştuk. Minilerin yanında da yeni eski konsollar çıkıyor değil mi? Atari VCS ya da VCS. Atari 2600'ün ilk çıkış adı aslında Atari VCS. Video Computer System. Herhalde adını başka bir şey yapacaklardı bunun da. Sonradan Atari VCS olsun diye bir karar alındı. Atari Mini falan mı yapacaklardı artık bilmiyorum ama da. Mini gibi ama adı ya. Mini değil zaten ya. Ama çok büyük de değil. Sanki bu ilk çıkan uydu alıcıları var ya şöyle. Aslında ilk çıkan değil de ilk slim uydu alıcıları gibi böyle duran bir şey. Bir de tasarımı şeye benziyor değil mi? Sanki Atari 2600'ün üstüne böyle bir tozlamasını diye çarşaf sermişsin de. Ya böyle çok sarmadı beni görüntü ya. Tipi falan. Biraz önce Commodore'da bahsettiğimiz gibi Atari'de yıllar içinde defalarca satılmış bir marka. Şu anda bu Atari VCS'te yine biliyorum. Kickstarter değil, Indiegogo platformundan fonlanan bir cihaz. Indiegogo ile Kickstarter'ın farkı da şu. Kickstarter'da senin çalışabilen bir tane prototip ortaya koyman şart. Koyamazsan kampanyan çalışman sonlandırılıyor. Bağış toplama işlemi. Ve Kickstarter'da sen ürünü çıkarttıktan sonra orada toplanan parayı alabiliyorken Indiegogo'da sen hayal satabiliyorsun. Sıçtık biz abi, tamam, yok bir şey dediğin zaman bile o zamana kadar sana verilen parayı alıp çekip gidebiliyorsun. Çünkü sitenin öyle işine geliyordur. Bölüşelim abi diye. O yüzden de zaten Kickstarter yerine Indiegogo'dan bu zımbırtının yürütülmesi de çok fazla insanlara umut vermiyordu ve daha sonra da içinde ne olacağı falan konuşulduğum zaman da zaten hani işte bizim gibi bu aleti, cihazları yakından takip eden adamların gözünden çıkarttığı bir şey. Bu ya, aslında bir Linux bilgisayar abi. Ya şöyle bir durum var. Mesela benim için en önemli 3 tane cihaz, PC'yi katmazsak PlayStation 1, NES, Atari 2600. Hani en önem verdiğim, en nostaljim olan cihazlar. Ya Atari VCS, ya mesela NES Mini çıkacak deyince bir heyecan yaptım aslında. Yalan yok. PlayStation Mini çıksa gene yaparım. Ama bu Atari VCS olayı beni sarmadı aga ya. Olmadı yani. Bünyede hype yapmadı hiç. Şeyden kaynaklanıyor olabilir. Yani zaten başından beri kampanyada. NES zaten NES'in farkı direkt birinci elden türlü olması ya. Evet, doğru. Aynı yani, Atari aynı Atari değil baktığın zaman. Aynı, evet, aynı Atari aynı Atari değil. Aynı Sega, benzer Sega. ATG Games'e yaptırdıkları. Yani zaten... PlayStation Mini çıksa Sony çıkartsa seni heyecanlandırır. Evet. Sony çıkartmasa da Durul Serkan AŞ'ye çıkartsa yine heyecanlandırmayacak seni. Meta AŞ çıkarsa Atari olur. Nintendo'da şey demiyor hiçbir zaman, arkadaşlar hadi bakalım ateşleyin biraz para da ben Nintendo Mini geliştireceğim demiyor. Evet. Bildiğimiz Atari firmasının da işte Indiegogo'da şaibeli bir kampanya sürdürmesi tırt bir şey. Ve hani içinde tamam her şeyin çok güzel gittiğini hesaba katalım ki bir aralar şey falan demiş gerizekalılar. Bu güncel oyunları da çalıştıracak. Gene öyle diyorlar. Güncel oyun yapacağız. AAA falan diyorlar bu donanma. Yapacaklar, beklesin. Hani içindeki lisanslı gelecek oyunlar da yalnızca Atari lisanslı oyunlar olacağı için 2600'ün 100 akı olan oyunlar gelmeyecektir. Yani içinde Activision olmayan Atari 2600'ü neyleyim ben .com. Değil mi? Ya bir de şey diyorlar, içerisinde eski Atari 2600 oyunları, işte diğer lisanslı nostaljik oyunlar da olacak. Az önce de konuştuğumuz gibi, yani kayıt öncesinde konuştuğumuz gibi Atari 2600 için kartuş toplamak vesaire biraz da fetiş işi yani. Hani bir biblo toplamak gibi, bir figür toplamak gibi. İçeride benim 10-12 tane, belki 15 tane Atari 2600 kartuşum var. Onları elden çıkartmak istemiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Dursun onlar ama benim için sadece o rafta duran bir obje. O bana mutluluk veriyor. Yoksa alıp da takıp oynamam çok yüksek bir ihtimal değil. Yani Atari 2600 beni, evet ilk konsolumda kara kutuydu. Onun Atari 2600 oyunlarını oynayarak ilk evde kendi cihazımla oynadım ama çok fazla heyecan vermiyor. Ya, Atari 2600 River Raid dışında, River Raid'i hala seviyorsun. Ben klon oynuyorum, itiraf edeyim. Hani orijinal Atari 2600'üm, 2600 Junior'ım var bir tane. Ama klon oynuyorum. Aynı şey abi. Ya aynı şey de işte içindeki ROM'lar falan biraz değişik. Azıcık değişik, işte Alman yontma ROM'ları falan oluyor ama kesiyor beni. Tabii mesela ben geçen gün videoda Alman klon kartuşta Atlantis'i gördüm. Taktım. Tamam, uçaklar kuş olmuş. Su seviyesini iptal edip onu böyle yükselti gibi yapmışlar. Ama benim için o Atlantis oynanışı aynı. Her şey aynı. Uçak kuş oldu diye, işte oradaki su efekti kayboldu diye Atlantis değil yani demedim yani. Hani bunu da kara kutulardan biliyorsunuz Atlantis işte diye hani özetleyiverdim. Kimilerin çok fena hızına geçiyor. ölçülüyor ama. Atlantis beni bozan bir şeydi aslında, o grafiklerin kuşmuş olması. Activision yani, oyunları... Orijinalini görmediysen aynısı ya. Ya da River Raid'in mesela pembe, mor, CGI grafiklerle olması yine biraz üzüyor evet. beni. Her şeye rağmen. Atari böyle kendi kendine bir alet yapıyormuş. VCS'i ben alıvereyim diye düşünenlerin hemen hevesini kırayım ben. Almayı düşünenler varsa. Şu an ön siparişi sanıyorum $120 civarında. Hı hı. Yani şu anda ön sipariş derken kaç de dolar? $120 sanıyorum civarında. Benim de $200 civarında diye kalmış aklım. Çünkü olabilir, $200 da olabilir. Ön sipariş demek de bu arada demek, hani ucuza alma fiyatı. Bitmemiş ürün. Hı hı. Şu an ortada bir ürün yok. Ben bu insanlara güveniyorum. Projeyi destekliyorum. Bitince siz yapınca ürünü bana yollarsınız demek. Peki bu ön siparişi Indiegogo'dan mı yapıyoruz gene? Büyük ihtimalle. Çünkü eBay'den falan yaptığın zaman ön sipariş, ürün iptal olduğunda geri alabiliyorsun paranı. Paran yanıyor mu yanmıyor mu o konuda bilgim yok. Yani Indiegogo'ysa yanar. Büyük bana öyle geliyor. Nereden olduğunu bilmiyorum ama sen normal bir şekilde ürünü bitirdiklerini varsayıyorum. Retail olarak piyasaya çıktığı zaman da galiba $250-$300 gibi bir arasında fiyatı olacak. Yani gerçek bir ana akım konsol parası istiyorlar bu cihaza. Evet ve bu cihazın ne olduğunu tekrar söyleyelim. İçinde ne işlemcisi olduğunu bilmediğim bir tane Linux bilgisayar var. Tahminlere göre Intel ya da ARM işlemci olacak. Sistem on chip gibi bir şey olması bekleniyor. Linux uyumlu diye bir şey duydum. Ya bu arada gene VCS'i yapabiliyorsunuz. Hani açtık NES Mini gibi bir tane arayüz geldi falan filan değil. Bayağı size Linux'un masa üstüne falan bırakmaya kalkıyor bu gerizekalı. Hani bahsettiği güncel oyunlar da Steam'deki Linux'ta çalışan oyunlardır muhtemelen diye tahmin ediyorum ben. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor ve Pat the NES Punk'ın podcast'inde söylediği gibi, Ian'ın söylediği gibi, abi Atari logosunu çıkar. Konsolun kasasının şeklini çıkart. İğrenç bir tane kasaya aynı özelliklerle adı Atari olmayan da Mehmet olan bir konsol koy. Buna gerçekten gidip de $300 verecek dünyada adam var mı? Yok abi. Bugüne kadar podcastlerimizde hep konsollar üzerine retro oyunlardan konuşmuştuk. Evet, bugün dedik ki hepimiz mutlaka bilgisayara ama geç ama erken bir yerinden bulaştık ve hepimizin de oyunculuk hayatında önemli bir yer edindi. Bilgisayara nasıl bulaştık? Ne gibi anılar geçirdik? Onlardan konuşalım dedik. Evet, Witcher 3'ten bahsedeceğiz bugün arkadaşlar. Kimden? Witcher 3. Witcher 3. Daha yeni bir oyun gelmedi aklıma. O da eski oyun aslında. 2015'te mi çıkmış? Epey oluyor ya. Düşün. Adama bak. Güncelde bile retro adam ya. Yeni oyun şakası yapabilirim. Aklıma yeni oyun gelmedi. Ya abi benim için hani az önce PC'yi hariç tutarsak diye 3 tane cihaz söyledim. Ama benim için PC hariç tutulabilecek bir şey değil. Hatta retro oyunlarla ilgili paylaşımlarımı yaptığım Facebook gruplarında ve kendi sayfamda da son zamanlarda hep PC anılarımla ilgili paylaşımlarda bulunuyorum. Çok kısa böleceğim Cengiz seni. PC ama hangi PC? Şimdi PC dediğimiz klavyeli şeyler. Çok eskiden beri olan şeyler yani. Bizim burada bahsedeceğimiz ilk kişisel bilgisayarlar değil. Commodore 64 ile Amiga ile çok fazla haşır neşir zamanında olmuş insanlar değiliz. Yani bilgisayarları da aslında bilgisayar tarihçileri de belli bölümlerde ele alır ya. Yani 486 işlemcilerle Pentium 4'ü yan yana koymazsın. Ya da ondan sonraki gelen core mimarisini yan yana koymazsın. Biz de hani o tarzda ele alacağız ve ilk baştaki Commodore'lar, Amiga'lara fazla bulaşacağımızı zannetmiyorum. Yani kişisel deneyimimizden bahsedeceğiz aslında. Yani bu kendi aramızda arkadaşça yaptığımız bir sohbet olacak. Yani tutup da bilgisayar oyunculuğunun tarihinden bahsetmeyeceğiz. Tabii kompakt sistemlerden değil de toplama bilgisayarın yeni yani içinden çoğunluğu o döneme denk gelecek tabii ki. Ses kartın yoktu da sessiz oynuyordun falan gibisinden makinalardan bahsedeceğiz aslında. Bir de sizin o dönemlerde bu Commodore'larla, Amiga'larla, ne bileyim Sinclair bilgisayarlarla bir deneyiminiz oldu. Benim olmadı. Sadece olduğu kadar anlatırız. Sadece cümleyle tabii onları da. Sanırım kuzenim de şu an önüme getiriyorum da resmi Amstrad vardı galiba. Bir onunla ufak tefek bir deneyim oldu. Onun dışında o sistemlerle hep bu ergenliği bitirdikten sonra nasıl hatırlıyor musun oyunu? Oyunu hatırlamıyorum. Cihazı hatırlıyorum. Amstrad. Anladım. Karaysa zaten ya Sinclair'dir ya Amstrad. Ya Amstrad'tı ya da Vestel'in MSX'iydi. İkisinden biri. Ya Amstrad'tı ya MSX Vestel'di. Olabilir. Evet. O da bir ihtimal. İkisinden biriydi yani. Ama ondan sonra uzunca bir dönem konsol, bilgisayar deneyimi de arkadaşların evinde onlara salça olmak şeklinde gerçekleşen anılar. İnternet kafe falan da bulaştırıyor. Ben de internet kafe takılma olayı yoktu. Bizim buradaki internet kafe arcade salondan bozma oldu. Ya sorma. Bak ben onu anlatacağım biraz. Ama çok düzgün bir kafe oldu. Yani şimdiki gibi insanları sıra sıra sardalya kutusuna dizer gibi dizip değil, bayağı masaların arası geniş, büyük masalar. Hatta ortada bilgisayar olmayan masalar vardı. İnsanlar kafe gibi kullanıyor orayı. Cidden internet olan kafeydi orası. İnternetli kafe. Evet, aynen öyleydi. Bilgisayarların sıra sıra dizildiği bir mekan değildi. O yüzden oraya biraz takılmışlığım vardı. Ama internetle tanışamamıştık ki, orada görüyoruz zaten. Bakıyoruz internet diye bir şey var. Saçma sapan yerlere giriyoruz. Bakıyoruz işte futbol takımının sitesine giriyorsun. Yok bilmem ne yapıyorsun. Aynen öyle. Merak ettiğin yerlere, merak ettiğin şeylere. Ana bunun da sitesi varmış falan filan diye girip çıkmak da geçti. Sırf bilgisayar kullanmış olmak için. Evet, tamamen öyle. İhtiyaçtan değil de internete girmiş olmak için. Aynen, internete girmiş olmak, bilgisayara dokunmuş olmak için. Mesela arkadaşın da bilgisayarla bir şeyler yapmaya çalıştığın zaman adam tepende. Sen bırak da ben oynayayım diye böyle ensene soluyor. O benim sen işte. Böyle hani arkamda adam enseme solumadan, tamam internet kafeci de enseme soluyor ama ne o? 5 liralık aç abi dediğin zaman o 5 liralık bitince geliyor ensene. Hadi aslanım bitti senin süren demek için geliyor. Ama yarım saat, bir saat, kaç dakikalık para verdiysen kimse de tepene gelip bir turda ben elliyim falan demiyor. Bir turda ben bakabilir miyim demiyor. Benim bilgisayar oyunlarıyla deneyimlerinden Diablo 2 vardı mesela. Yani Diablo 2'ye oynamak üzere yola çıkıyordum ama arkadaş oynuyordu. Ben diyordum, oturuyordum. Bak izliyordum. Diablo 2'yi iki kişi nasıl oynayacaksın? Diablo 2 paldır küldür gidiyordu. Ben de film izler gibi izliyordum yanında. Serkan zaten bilgisayar mevzusuna geç girdi. Geç. Ben 486 kullandım. Yani ama geç değil senin değil mi? Yok ben çocukken vardı. Hayır yani tam da güzel bir dağılım oldu aslında. Hani ben mesela 486 kısmına az çok hakimim, kullandım. Cengiz 3 boyutlu hızlandırıcı kartlar. Yani böyle poligonlar olduğu zamanlarda Cengiz bilgisayar kurduydu. O zamanlar benim bilgisayarım yoktu. Daha güncel oyunları da Serkan oynadı az çok. O yüzden de böyle bir şey var. Aramızda bir timeline gibi bir şey var. Bölüşme var. Peki ilk bilgisayarla oyun anlamında temasınız ne zaman oldu? Net hatırlıyor musun? Oyunu ve sistemi, oyunu ve makineyi hatırlıyor musunuz? Net hatırlıyorum da dayımın ofisinde Sensible Soccer açmışlardı. Sensible Soccer. Amiga mı? Hayır. Şeyde. Commodore'da. PC'de mi? PC'de. Var mıydı PC'de mi? Bilmiyorum. Vardı ya. Vardı. Ben maçı görünce kaçıyordum. Sensible Soccer açmışlardı. Kaç yaşındaydın tam? 84 doğumluyum. 8-9 yaş. Sensible Soccer 94 mü? 95 mi var herhalde değil mi? Öyledir. 8 yaşlarındayım. Hatta şöyle bir şey vardı. Orada bir tane abi, gençten işte 25 yaşlarında, 24 yaşlarında bir abi vardı. O açmıştı bana. Ofisteki başka bir amcanın oğlu. O açtı, o gitti. Dedi sen burada oyna. Tık 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 oynadık. Belli bir yerden sonra sıkıldım ben. Kalktım, kapattılar. Oyunu açmaya tekrar o abinin gelmesini beklemiştik. Kimse bilmiyor nasıl nereden oyun açılacak diye. Sensible Soccer'da yalnız bekledim. Anlamıyorsan çok sıkar. Futbol oyunundan anlamıyorsan biraz. Gol 3 ayrıcı beni açan bir futbol oyunu zaten olmadı da. Güzeldi ya Sensible Soccer. Vallahi işte canım sıkıldı biraz dedin ya. Hatta sarsaydı o kadar sıkılmazdın. Daha sonra işte benim yine çocuklukta evinde bilgisayar olan Doğa isminde bir arkadaşım vardı. Benim de vardı. Onun evine gidiyorduk. Onunla dönüşümlü oynuyorduk. Orada Sensible Soccer'da işte Türk Ligi Kayseri Spor'a kadar var işte. Bütün futbolcuların isimleri falan var. O bizim için çok büyük nimetti. Sonuçta hepsi aynı piksel ama isimleri değişik. Biz her gittiğimizde her gün bir lig yapıyorduk ama böyle baba ligler yapınca hep tokatlanıyoruz. O yüzden abidik gubidik ülkelerden, Faroe Adalarından falan takımların olduğu gruba koyuyorduk. Bir de nasıl bir manyak kafaysa onları not alıyorduk şeyleri. İşte Galatasaray bununla yapmış, kaç bitmiş falan. Böyle bir defterimiz vardı. Lig chartı yapıyorsunuz yani. Tabii skorları tutuyorduk, defterimiz vardı. Aynen öyle ya. O defter yaz boyunca doluyordu böyle. Öyle bir manyaklığımız vardı ama en azından orada dönüşümlü oynuyorduk. Bak o Atari videosunda da çok hoşuma giden bir nokta vardı. Adam bazı karşıların arkasına dikdörtgen bir kağıt yapıştırmış. High score'larını yazmış böyle. Her yeni yaptığı high score'u yazmış. O benim çok hoşuma giden bir fikir olmuştu. Yani bilgisayarda uğraşıyorum diye kağıt kalemden uzak kalma durumu zaten uzunca bir süre olmadı yani. Yok canım yani. Save'leri yaz, save kodları yaz, bir şeyler yaz. Hani mutlaka bir şeyler yaz. Haritası olmayan oyun vardı lan. Ya oyunda bir puzzle çıkıyordu. Kağıdın üstünde çizip çözüyordun. Ondan sonra orada giriyordun falan böyle. Tabii canım, ben de mesela bir Mortal Kombat'ta bir combo, yani bir özel hareket. O zamanlar komboları çok yapamıyorduk. Özel hareketi buluyorsun da hemen bir kağıt kalem bul da yazı ver onları. Yani unutmayın yani. Bir daha nereden yaptırsınlar. Benim ilk bilgisayarla temasım okul öncesinde oldu. Bizim Almancı tabir edilen bir aile dostunun evinde. Durul'a oyun açalım hadi oynasın diye. Atari ST mi Amiga mı olduğuna emin olmadığım ama çok büyük ihtimalle Amiga olan bir gri kocaman klavyeli bir alet vardı. Oyunlarda Silkworm açmışlardı bana. Bir de gene ekşi sözle yazmıştım da şu an oyunun tam ismini hatırlamıyorum. Frankenstein'in yardım yardımcısı Igor'u canlandırdığım bir platformer vardı. Biliyorum ama hatırlayamadım ben de. İşte oyunun adını bilmiyorum. Editlerken gelecekten gelen not, oyunun adı Frankenstein'mış. Oyunu açmışlardı, onu becerememiştim ben. Çünkü gidip bazı itemları falan getirmen gerekiyordu. Sanıyorum 3-5 bir şey denemiştim. Yani kafamda çok basmamış, çok ufak olduğum için şeyi hatırlıyorum ama. Mesela oyun açtılar, oynadım oyunu. Beğenmedim ben. Başka, tamam diyorlar. Mavi disketi sağ taraftan söküyor. Ondan sonra işte büyük disket kutusu içinde haşır disket aranıyor. Takılıyor. Ben bu arada sıkılıyorum tabii. Niye oyun yok hala diye. Terbiyesiz. İlkokula başlamamış çocuk işte. Hani hemen oyun olsun istiyor adam. Niye bu kadar bekleniyor diye. İlk benim mevzu böyleydi. Daha sonra oyun olmasa da amcamın Atari ST'si şu an benim şeyimde olan, benim neyimde olan. Koleksiyonunda mı? Benim koleksiyonumda olan. Amcam mı? Ha? Amcamın mıydı o? Tabii amcamın okul zamanında direkt müzik için kullandığı Atari ST'ydi o. O bilgisayarı yani kullanıyordum ama işte oyun açalım dediğim zaman ya işte ekran siyah beyaz, televizyonda bağlatmakla uğraşma beni falan diyordu. Geçen bir makale gördüm. Barış Manço'yla röportaj yapmışlar. Atari bilgisayarlar kullanıyoruz demiş. Üzerinde zaten kendinden MIDI portları olduğu için çok fazla Atari kullanıldı. Mesela Serkan da pazarından bulmuştu. Amiga için de aslında MIDI'ye dönüştüren adaptörler vardı. Hatta Apple için bile vardı. Ama kendi üzerinde MIDI bağlantısı olduğu için ve Cubase falan yazılımlar olduğu için yani hala günümüzde kullanmaya devam edilen bunlar profesyonel DAW sistemleri. İşte Gökhan Kırdardır zamanında müzik işiyle uğraşan herkesin de sahibi olduğu cihazlarda Atari STE 1040 falan. Benim ilk bilgisayarla temasım Atari salonunda oldu gene. Hatta bilgisayarla temas ettiğimin farkında değildim. Çünkü çok da temas etmene izin vermiyorlardı. Elletmiyorlardı bilgisayarı. O böyle arcade kabini gibi bir şeyin içinde arkada duruyordu Commodore 64. Kasetten Wizard of War'u yüklüyorlardı sabah. Okula açılırken. Tape'den. Band kaset. Band'dan yüklüyorlardı Wizard of War'u sabah. Çünkü ilk açtığın zaman açar açmaz oynayamıyordun onu. Adam orada bir şeyler yapıyordu falan. Siz şurada bekleyin bakalım diyordu. Mavi ekran hatırlıyor musun? Abi mavi ekranı falan hatırlayamıyorum net. Yok hayır hatırlıyorum. Mavi ekranı net hatırlıyorum ama tabii ki bilmiyorum ya hani daha arcade makine nasıl açılır, bilgisayar nasıl açılır falan filan diye. Ben onları sonradan ortaokula 3'e gidiyorum 9 falan. Merdivenden böyle içeriği kesebiliyorsun. Bir merdiven var pasajda. Merdivenle oturuyorum, içeriye kesiyorum. Adam klavyeli tuşlu bir şeyden bir şeyler yapıyor. Kaset sokuyor, çıkarıyor. Ondan sonra 15 dakika falan sürüyordu. Adamın onu böyle oynanır hale gelmesi, bizim de paramızı verip abi bana yarım saat aç dememiz 15 dakika buluyordu. Gün içerisinde de mesela oyun donuyordu, bir şey oluyordu, takılıyordu yani bir şekilde. Mola gibi oluyordu yani 15-20 dakika oyun yok. Ama bu günde bir kere falan oluyordu yani. O kadar da şey olmuyordu. Sık rastlanan bir durum değildi yani. İlk onda işte Commodore 64'te Wizard of War oynamışım ama arcade parçalarından yapılmış masaya sabit joystickler vardı. Kabinimsiydi yani. Kabinleştirilmiş bir sistemdi. Hemen arkamızda da home computer'lar yani bu Famiclon'ların olduğu iki tane kabin gibi bir şey vardı. Onlara hiç ilgi duymuyordum. Yani o ev aterisi olaylarını başka evlerde gördüğüm için o ev aterisi zaten değil. Famiclon kabin mi vardı? Famiclon kabin değil. Televizyon var. Hani şimdiki PlayStation kafe gibi. Sardalya kafeler var dedi ya Serkan. Birbirine yapışıyor. Evet. İçinde televizyon vardı. Önünde kasetli Atari vardı. Çok oyunlu kaset takılı. Saat açtırıyorsun. Yarım saat işte 1 saat 15 dakika falan açtırabiliyorsun. Oynayabiliyorsun. Ya zaten mesela bunlar çok yöresel şeyler. Mesela insanların dediği kara kutudan yapılmış kabinleri ben hiç görmedim. Onu babam anlatıyordu benim vardı. Hani River Raid, River Raid oynuyorduk. Kurbağa oynuyorduk diye. Phoenix falan oynuyormuş millet. Mesela Phoenix oynayanların anılarını dinledim. Mesela onlardan görmek isterdim acaba nasıl görünüyordu falan. Ben Commodore'lusunu da hiç görmedim. Benim gördüğüm Atari'ler hep şeydi. Yani ya CPS-2'ydi ya MVS'di. Nasıl bir şey biliyor musun? Televizyonu üstten de kapatan televizyon dolapları vardı ya böyle. Onun gibi televizyon yani oradaki bariz televizyon var önünde. Ama bir ofis masasının üzerinde metal bir plaka olduğunu düşün. Bu metal plakanın üzerinde de kontrolcüler. Joystick. 2 tane joystick kontrolü, bir tane de tuş. Böyle çık ateş ediyorsun. Wizard of War'u biliyorsun zaten. Tabii. Labirent içerisinde ateş eden adam. Ve benim hani bilgisayar oyunu değil de genel olarak oyunlara bu kadar heves etmemin arkasındaki iki oyundan bir tanesi. Diğeri de River Raid zaten. Yani bu iki oyunu oynadıktan sonra hayat benim için aynı olmadı yani. Bu iki oyun. Yani River Raid'i bu arada kara kutuda oynadım ben. Ona çok girmek istemiyorum. Yani bilgisayar olduğu için söz konusu. Wizard of War benim için çok önemli bir oyun. İlk bilgisayarda oynanmış bir bir oyun olarak. Ondan sonra daha bilgisayar form faktöründe bir temasın oldu mu? Hayır. Ondan sonra hep bilgisayarları merak eden bir insan oldum. Sağdan soldan aldığım yarım yamalak bilgileri beynimde depolamaya başladım. Ama farazi yani, böyle hiç onu şeye dökemiyorsun. Sen bir daha bilgisayar görene kadar zaten Pentium 2 çıktı. Pentium 2 çıktığında arkadaşım da vardı. Arada bir gidip geliyorduk ama o dediğim, mesela ben onu çok hazmedemiyorum öyle durumları. Hani arkadaşına gidiyorsun, 3 oyunluk knockout araba yarışı oynayacaksın mesela. 3 oyun oynadığın zaman win ya da lose yazacak diyelim. Ya bir ayak oynatıyor sadece. Anlatabiliyor muyum? Hani knockout race'in bir tane ayağını oynatıyor. Yani öyle şeyler olduğu zaman da benim zevkimi alıyordu yani. Tamam, o bilgisayara temas etmek hep hoşuma gidiyor. Klavyede A'ya B'ye basmak. O ortamlarda kooperatif oyunlar daha keyifli oluyor. Aynen. Ama henüz daha bilgisayarım yokken bile arkadaşlarımın beni bilgisayarlarındaki sorunları çözmem için çağıracağı seviyeye de gelmiştim. Benim bir bilgisayar aldırma anım var. Onu da çok kısaca sıkıştırabilirim belki araya. Hani daha önceden bahsettiğimiz özet olarak, daha önce orayı dinlemeyenler için. Ailemde hiç kimse inanmıyordu. Hani bilgisayardan biraz olsun anladığıma evdekileri bir türlü inandıramıyordum. Ben bilgisayardan anlıyorum. Yani zaten anlasam da alacaklarından değil de anladığıma inanmıyorlardı. Babamın çok anladığını düşündüğü bir arkadaşımı getirdim. Çok eski bir IBM bilgisayar gelmişti eve. Dedim ki baba işte bu bilgisayarla hayat geçmez. Hani ben de o bilgisayarın benim işime yaramayacağını, Windows 95 bile çalıştırmayacağını falan anlatmaya çalışıyorum. Hani arkadaşımın rolü şu. Gelecek. Olmaz ve bilgisayarı boklayacak. Bu ne kadar eski ya, bununla olmaz diyecek. Çünkü yalan da değil. 91 model bilgisayar. Sene olmuş. 98-99. Şimdi olsa takla atarız da. Ha, şimdi olsa takla atarız. Klavyesi olsa takla atarız. Hem klavye vardı. Kasaya da takla atarım ben de. Klavyeyi bu arada atmamıştım ben. İşte atmışlar. Başkası atmış. Baya çok şey diyor. Gerçek bir tepki diyor. Varır varmaz tavan arasına çıktım yukarıya. Bakıyorum arıyor. Işıkla telefonla. Yok abi, klavye gitmiş. Netekim. Üzücü bir şey olmuştum. İşte adam geldi. Ben arkadaşıma öğretmedim. Arkadaşımın gerçek kanısı bu arada. Hani bakacak, diyecek hani abi olmaz bu. Bu çocuğa yeni bilgisayar alınsa daha iyi olur veya bu bilgisayarla olmaz desinler. Ben onu kullanmamı beklemesinler diyorum. Geldi. Rolünü oynadı. Bununla hayat geçmez dedi. Ben adamı gittim. Şehir merkezine bıraktım bisikletle. Geri geldim. Sen de arkadaşına öğretmişsin. bu bilgisayar işe yarıyor. Ben gördüm bunun bir yerde kullanıldığını falan gibisinden. Babam iddialarda bulunmuştu. Ben bilgisayar aldırdığımız gün de o bilgisayarı hala güncel bir şekilde kullanan adamın ofisine gittik. Adam da dedi ki abi bu bizim için hesap makinesi gibi bir şey. Bazen de daktilo dedi. Onun dışında hiçbir işe yaramaz dedi. Bir tane dedi fatura kesme programımız var. Bir tek bunda çalıştığı için hala tutuyoruz. Yoksa bunu atacağız biz dedi. Peki nasıl bir şey olması lazım dedi güncel bilgisayarı dedi babam. Yumuşama belirtileri. Ha, bir yumuşamayla. Ofisten çıkışta da işte bilgisayar almaya gittik. Adam gösterdi arka ofiste. Kendi kişisel ofisinde. Modern alet böyle bir şey dedi. Alet böyle bir şey. Oğlu da Delta Force oynuyordu o sıra. Modern bir oyun. Evet bu falan diye ben de. İnternet kafelerin çok popüler oyunuydu. Ben onu aldığımda Delta Force. Poligon var lan alette. Bayağı da böyle dalın arkasına saklanıyor. Böyle tepeden çıkıyorsun, sniper kasıyorsun falan ya onda. Böyle uzaktan yaklaşa. Çöl göreviyle başlayan mıydı ilk Delta Force? Öyle bir şey. Tamam, ben de epey oynamıştım ona. Tam anımsamadım ama. Şimdi hepimizin oyunculuğa girişi genelde, yani benim öyle oldu. Sizin de öyle olmuştur diye düşünüyorum. Konsolla giriyorsun. Famicom'la çünkü kırtasiyede yani. Oyuncakçıda orada burada satılıyor. Bir yerden sonra yaşla geçince bilgisayara kayıyorsun. Ama bilgisayara kaydıktan sonra konsolda da öyledir. Anne baba donanımı alır, cihazı alır. Üstüne oyun alınacaksa, bilmem ne alınacaksa sen artık kendi büt tedariğinden, kendi bilgisayarda da bu olayı yapmak çok kolaydı. Çünkü envai çeşit, yani benim zamanımda öyleydi. Her mahallenin bakkalı gibi bilgisayarcısı vardı. Bizim Güzelyalı'da. Ve oraya giderdin, disket çektirirdin. İşte memleket farkları. Urla'da büyüdüğüm için ben, Urla'da şu anda olduğu gibi Alaçatı çakması bir yer değildi o zaman. Ufak köy gibi, kasaba gibi bir yerdi Urla. İşin ilginç tarafı ben oyunculuğa da şeyle başlamadım. 50.000 defa bahsettiğim podcast'te artık ezberlemiştir insanlar. Famiclon'la başlamadım. İlk hep anlattığım 486 DX bilgisayarımız vardı bizim. Onunla oyunlar oynuyordum. Hatta onda da hep söylerim. İlginç bir şekilde 16 bit Sega portları oynadım. Daha sonra bilgisayar açmak da o zamanlar bir mesele tabii. Üstündeki anahtarı kullanıyordu babam. O LGR'ın gösterdiği bilgisayar kilit anahtarı. Antistatik kılıfları var. Klavyenin zımbırtısı var. Yani bilgisayarı açarken kurdele falan kesiliyor. Camın önündeki şey var mıydı? Yok, o yoktu. Yok muydu? Onu güzel bir şey. Bende vardı, ondan almıştım biliyor musun? Göz dinlendirici. Neyse, bilgisayarı sürekli açamıyorum. Ben de oyun istiyorum. Bu arada Serkan'ın dediği gibi oyun da çok sık bulunamıyor. Urla'da benim disket çektirebileceğim yerler artık bilgisayardan şiştiğim zamanlara denk geliyor. Bilgisayar oyunu babamın İzmir'de gidip de işte çoklu CD aldığı böyle şey vardır. Daffy Duck'ın hani çizgi filmlerde böyle cüzdanından tır diye dökülen bir fotoğraf vardır ya, çocuklarını gösterir. Aynı o şekilde bir CD. Oğlum bu CD ile oynuyormuş. Zaten uçtu gitti adam. CD'ye girdi. Fark etmez. CD getirmişti ya. Disket daha sonra çok çektirdim ben. Disket de kullandım da. Peder o zaman CD getirdi. Bayağı da bir şey var. İşte 3-5 tane disketin içinde yalnızca şey vardı. Shareware'ler vardı. Hı. Doom vardı. İşte Slam Dunk vardı. Hani onları oynuyordum. Çoğunu da kurmayı beceremiyordum bile zaten. Babamın becerebildikleri. Pederin oynadığı işte FIFA 95 vardı. Benim hiç umurumda değildi. Ondan önce bilgisayarın içinde gelen Lotus, Commander Keen falan hani DOS'un iyice artık içinde olan oyunlar vardı. Onlardan zaten çoktan şişmiştim ben ve Serkan dediği gibi ses kartı vardı ama sanıyorum işte bizim cahilliğimizden dolayı mesela ben Commander Keen'e hiçbir zaman ses kartımı tanıtamamıştım. Ya da Wolfit oynardık. Onlar da hep işte şey PC buzzer'ıyla cırrık oynuyordum. O bile çok canımı sıkıyordu benim. Çünkü Wolfenstein vardı. Onda işte Almanlar konuşuyordu. Halt malt diyordu bana. Diğerlerinden niye böyle ses çıkmıyor diye şaşırıyordum. Daha sonra bana bir tane Famicom alındı. Hani bu herifte oyun alıyoruz kurulamıyor. İşte ya da annem işte ben o zamanlar Mortal Kombat falan oynuyorum. Ya bu oyunlar da çok mu kanlı bilmem ne falan filan diyor işte Doom, Moon. Hani öyle bir bilinç vardı yani. Tabii canım. Allah Allah. Ondan sonra Famicom alındı bana. Zaten Urla'da da kartuşları takas edebileceğim falan bir yer vardı. Söylemiştim daha önceden de odama televizyon kondu benim o zaman. 37 ekran. Konulduğu günü hiç unutmuyorum ben. Çok uzun süre kalmamıştı o televizyon bende ama durduğu yaz gerçekten çok keyifli bir yazdı benim için. Ben de 96'da mı ne odama televizyon konulmuştu. Seninki maç için hatırlıyorum. Evet. Maç seyretmek için. 99'da işte alındı benim bildiğim. Bu arada televizyon hala bende. 96'da alındı. Ne marka? Beko mu? Arçelik. Arçelik biraz şey oldu. Kontrastlar falan böyle her şey kızardı bozardı ama. Atasın gelmiyor. Yok dükkanda duruyor. Bu arada biz dediğimiz gibi çok sık görüşemiyoruz. Şu anda normal arkadaş muhabbetinde ettiğimiz için böyle kurabiyeler, börekler geriliyor, çaylar içiliyor. Evet. Çıkan sesler için kusura bakmayın lütfen. Şapır şupur bir şeyler. Dip gürültü değil onlar. Benim kendi bilgisayarım 99'da alındı. İşte bu bütün maceralardan sonra ithamlardan, küfürleşmelerden birbirinin boğazına çökmelerden sonra 99'da bilgisayar alındı. Odaya koyuldu ya. Bilgisayar odada. Gece yatıyorum. Gözümü açıyorum. Bilgisayar duruyor mu? Bakıyorum. Bir daha uyuyorum. Ama gerçekten bir gitme ihtimali var değil mi? Gitme ihtimali yok aslında. Yani ben yaşadım o ki? Gitme ihtimalini yaşadım ben. Çünkü zaten bana fason gelmiş. İhtimal girmiş zaten. Haberim yok. Şimdi annemle babam ben ufak yaştayken ayrıldı. Babamın evinde bir gün bir gittik. Daha önce anlatmışımdır. Çok büyük ihtimal podcastlerde anlatmışımdır bunu. Tekrar geçeyim. Gittik. Bir tane bilgisayar duruyor. Bembeyaz. Üstüne Vestel yazıyor. Bilgisayar kapatılı. Fişe bile takılmış. Dediler bu senin. Sen 2000 falan mı bu? Ne 2000'i falan ya? Vestel yazan bilgisayar üstünde 98 mi? Ben Beko bilgisayar gördüm. Vestel ben sana söyleyeyim. Vardı 98. Ben sana söyleyeyim mi? 96 falan olabilir. Allah 97. Allah. İyiymiş. Yani çünkü şeydeki o evdeki diğer işte zamandaki şeylere bakıyorum. Herhalde 96-97. İşte ben 11 yaşındayım falan. O halbuki bir alacağı karşılık birinden alınmış. Paraya dönüştürülecek bir şey. Lan paraya dönüştürülecek zaten. Niye senin diyorsun çocuğa değil mi? Gösterme bile. Ya gösterme bile. Ben onu gördüm. Tamam bu senin dediler. Ulan fişe taktırmaya izin yok bozarız diye. Tamam bir gittik ondan sonra yerinde yerler esiyor. Ne kadar süre durdu? Kısa. Bir hafta iki hafta. Ha, hemen paraya çevrildi. Açtın mı bilgisayarı? Açamadım ki. İzin yok. İzin yok yani. O 99'da alınan gerçek PC'mden önceki IBM PC var ya antika olan. O geleceği zaman lan dedim fişe takarım bir şey olur. Hani bilgisayar gelecek ama IBM geleceğini bilmiyorum yani. Hani 1985 model monitör olan üstünde siyah beyaz bir bilgisayar geleceğini bilmiyorum. Allah yani. Şimdi gelsin. Yine aynı şey geldi. Ha, gene bir şey diyeceğim. Açıp oynamazsın ya. IBM. Ha, çünkü Commodore 128'i her gün açıyorum oynuyorum çünkü abi, içerideki. Commodore ben sana bir şey diyeyim. Commodore 128'de o zamanki PC'den daha güzel oyunlar var. Onu da söyleyeyim yani. Ama yani benim sevdiğim birçok DOS oyununu bile çalıştıracak kapasitesi olmayan bir alet. RAM upgrade yapılınca o alet çok güzel oyunlar çalıştırıyordu. RAM yüzünden bir de monitör lazım tabii. Ha doğru. Siyah beyaz. RF çıkışı yok alette. Neyse işte abi fişe takarım bir şey olur bozulur diye evde topraklama olmadığını biliyordum. Paramla kendi biriktirdiğim parayla topraklama çektirdim. Bir fişe evdeki. Toprak çaktırdın. Tek bir fişe ya. Çaktırdım. Gittim bahçeye kazı topraklama kazığını çaktırdım. Bir tane tel benim bilgisayarı taktırdığım prize. Eve nasıl çektim param var. Sadece. Herkes kendi odasına çektirsin kardeşim toprağını. Lan paramı ettiği kadar yaptırdım işte bir prize bir tane kazık. Ondan sonra öyle yani bir şey olacak diye çok korktum. Bir geldi. Bu ne? Yalnız Cengiz bunları anlatırken ben onun evdeyim şu an. Yani orada VR'dan izliyorum olayı. Abi duvarı değil. Bak prizin içinden doğru duvarı deldik falan. Arkadan duvardan çıkar. Duvardan evin dışından bir tel gidiyor. Topraklama yani ama. Gerçek topraklama. Öyle işte. Gerçi çok geçmeden diğer bilgisayar alınca o yabana gitmedi de. Hani topraklama hep iyi bir şey sonuçta baktığın zaman. Walkman benim için çok önemli bir şeydi. Walkman'e kaset çekmek evde benim hayalimdi hep. Tabii ulaşılabilecek işte, hayaller. Bilgisayardan MP3'ü çalayım, Walkman'e kaydedeyim, arkadaştan aldığım kaseti de Line'inden bilgisayara kaydedeyim. Fantezisi benim eve bilgisayar girdiği günden beri var. Ve ses programlarıyla falan uğraşmaya ben ta o günlerde başladım. 99'da başladım ve o yüzden belki de şimdi bir video editör veya ses editörü açtığımda ne yapıyorum ben acaba demiyorum yani. Belli bir otomatikliği var yani. Gördüğüm şeyi tanıyorum çoğu zaman. O günlerden geliyor. İşte bu IBM'le birlikte babam sağ olsun demişler bunun yalnız sesi çıkmaz. Biz bunu çöpe atacağız ama siz de kullanacağız diyorsunuz. Bunun sesi yok demişler. Endüstriyel bir makine olduğu için multimedya desteği yok. Yani siz buna ses kartı almanız lazım. Bit pazarına çıkmışlar o hafta sonunda. Bir tane çok güzel gerçekten profesyonel görünen Black Panther kod adlı hani tam markasını hatırlamıyorum. Bir tane ses kartı ama kolum kadar. Kocaman altın şeyleri falan. Şarkları. Bu PCI. Ha. Neyse. Bilgisayar toplatmaya gittik ya biz. Onu da götürdüm ben. Abi dedim bunu da tak. Bu olur mu? Bunu tak. Hani çünkü ben ondan etkilendim. Etkileyici bir görüntüsü var ses kartının. Takalım falan tamam olur dediler. Sonradan bilgisayar almaya gittik. Yalnız sizin ses kartı bozuk dediler. Bit pazarından alalım zaten. Tabii ki yani bozuk olması lazım yani. Onu biz düşünemedik tabii. Kutusunda falan olduğu için alet disketi de vardı yani. Kullanma kılavuzunda kurulumu falan anlatıyor. Yani bakmıştım kullanma kılavuzu bile vardı resimli anlatımı olan. Abi bozuk dediler. Ben tabii nereden bileceğiz bozuk olduğunu takın da görelim tribinde kibarca bir şeyler söyledim. Taktı adamlar. Takar takmaz gerçekten de bilgisayar kitlerine diiit diye sinyal veriyor ve açılmıyor hiçbir şekilde. İşte böyle oluyor falan dedi adam. Eğer dedi paran yoksa dedi bunu. Çünkü bilgisayar toplanmış artık. Sesi yok yani bilgisayarın. Ses kartı var diye listeye yazılmamış. Elle bir tane istakart var dedi. İstersen onu takalım. Paramana da istemem dedi. Hani adamı şerefsizlikle suçlarken adam bize kıyak yapacak yani. Ondan sonra dedim fark etmez. İsta PCI ben anlamam dedim yani. Tak gitsin ses çıkacak. Abi taktı onu. Ben o ses kartını çok uzun süre kullandım. Sadece şöyle bir dezavantajı vardı. İki program kendi arasında paylaşamıyordu ses kartı. Yani bir yerde önce Winamp açtın. Sonra oyunu aç oyunun sesi çıkmazdı. Ha. Oyun sırasında başka sesli bir bildirim bir şey alamazdın yani. Oyunun sesi ise oyunun sesi. Winamp'ın sesi ise Winamp'ın sesi. Ha. Böyle bir durumu vardı. Bu ses kartını abi çok uzun süre kullandım ve kayıtlarda o kadar iyi bir sonuç veriyordu ki. Hani hem MP3'ten çalarken hem de en önemlisi Line'inden hiçbir dip gürültü almadan kayıt yapıyordu. Digitizer'ı 10 numara halletmiş demek ki. Bilmiyorum abi neyse hani o artık ISA benim kullandığım anakartımda ISA slotunun ayrı bir şeyi mi vardı kendi kartlarını ayırıyorlar ya. Tamamen ses kartının üzerindeki konvertöre bağlı o durumlar. Ha bilmiyorum artık. Kasadan gürültü çekmiyordu. CD-ROM'un hareketinden bir gürültü çekmiyordu. Hiçbir şeyin hareketinden bir gürültü. Hard disk kımıldadığı zaman bir zzz diye ses yapar ya hani line'inde. Evet. Öyle bir parazit oluşur hard diskin hareketi bile. Hiç öyle bir şey olmuyordu ve benim o deneyimlerim çok güzel geçmiş. Daha sonra bilgisayarı güncellemek zorunda kaldık. Anakart yandı falan filan. İçindeki çalışan parçalar aktarıldı çalışabildiği kadar. Onboard ses kartlı bir sisteme geçtik. O gün benim için... Toplama bilgisayarın işlemcisi neydi? Celeron 333. İkinci bilgisayarın işlemcisi neydi? 800'lük Celeron'du galiba. Kaç yıllar arada? 3 yıl. İkisinde de köydesin değil mi sen? İkisinde de köydeyim. Ha. Aynı masa, aynı bilgisayar, aynı fiş yani. Fark etmiyor. Ortam aynı. Toprak devam. Aynı toprak. Hakkını vermiş ama toprağın. Abi şimdi bu ses olayıyla ISA kart o kadar güzel sonuç verdi ki. Yani daha modern bir şeyin daha kötü olabileceğini ben yıllarca sindiremedim içime ya. Yani böyle... olabilir. Sonuçta biri harici olarak donanım üretilmiş. Yok abi sonra hayır, adama bedava gelen ürün ona çok güzel bir hizmet verince para verdiği. Tabii. Ben sonra Quake ses kartı aldım. Quake'ten de süper bir şey beklemiyoruz ama harici PCI ses kartı aldım. Arkadaştan aldım dedim. Benim için önemli ya. Kaset çekeceğim. Kasetten MP3 yapacağım. Bunlar önemli şeyler. Olmadı abi. Ve olmadığı için de benim yakın zamana kadar o 4+1 ses kartı kutuda duruyordu. Ben onu kime verdim hatırlamıyorum. Sana mı verdim? Yok, üzerinde ses portu var diye. ISA'yı. Game portu verdi bana verdin. Evet. O işte o zamandan ta yıllar öncesinden. O ses kartı o mu? Evet. Bu hikayedeki ses kartı sende şu anda. Bende duruyor şu anda o ses kartı. Onda çift çıkış var. Yani 4+1 ses kartı o aslında. Vay anasını. Yani ondan da sonuç alamayınca aynı gürültü, hard disk gürültüsünü bilmem neyi alınca dedim lanet olsun bu iş bitti. Bu bölümde hepimizin bilgisayarlarla olan deneyimlerini konuşacaktık ama tabii uzun zamandır görüşmediğimiz için girişi bayağı uzun tuttuk. Bu cihazlardan falan bayağı muhabbet ettik. O yüzden bu bölüm bize yetmedi. Şimdi isterseniz burada bir ara verelim. Bilgisayar konulu retro sohbetimize başka bir bölümde devam edelim diyorum. Okeyseniz veda edelim. Tamamdır. Önümüzdeki bölümde tekrar bilgisayar oyunları üzerine görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Bay bay, görüşmek üzere. Görüşürüz. muhabbetin kalitesi düştü, onu diyorum. Giriyorum. Size öyle geliyor. Hayranlarımız bayılacak bu bölüme bence. Bunu da koymazsan teaser. Böyle koyma, çok yavşakça oldu. Bir daha söylerim ama. Yok bunu bu. Bir şey diyeceğim. Şey acıma. Hani abi burada tempo çok düşmüş ya, inanamıyorum dediğim bir yer olursa. Ben öyle yapacak mıyım? Ben öyle yapacak mıyım? Ya işte yavşaklığı tutar belki. Şey yap.